Açmıyor mu? Yok. Yok açmıyor. Kaç kez aradım. Delireceğim. Nerede bu kız ya? Beni dinlemedin Nergis'im. Tutturdun akşam arayalım diye. Bak şimdi telefonu açmıyor. Şey ne acaba diyorum. Uyudu mu? Uyumuş olabilir. Ne uykusu Yasemin? Kız ortada yok diyoruz Allah aşkına ya. Ay vallahi de billahi de yok. Hette o zaman hadi iş, hadi gidelim. Yetti ben işte. Yürü ya, yürü, Allah, Allah Allah. Alacağız. Yürü. Hadi hadi. Hadi aç kuzum aç. Ne demek bulamadık ya? Ne diyorsun oğlum sen? Ya amcacığım yoklar ortada yani. Yapacak bir şey yok. Arıyorum ulaşamıyorum da. Adam! Kuş olmadı ya bunlar ya. Uçmadı ya. Telefonlarına da ulaşamadı. Nerede? Nerede kuzum? Kaç. Kuzum nerede senin? Kuzum nerede? Ada nerede ada? Muhabbet kuşum bu kız ya. Ne alakası var benimle? Allah Allah. 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 Tamam oğlum tamam merak etme. Hemen geliyorum ben oraya. Nerelermiş? Bir dakika. Gözaltına alınmışlar. Ha, bak. Aslan! Aslan enişte! Enişte ya! Hayvan ısırası bir şey. Allah'ını seversen sen de. Aç öyle, aç elmas, aç. Tamam, tamam. Merak etmeyin, merak etmeyin. Nerede ki bunlar? Şey, durun, durun, durun öyle hep birlikte baskın yapar gibi girmeyelim. Şimdi müsaade edin siz, ben gireyim, halledeceğim. Hiç merak etmeyin, merak etmeyin, halledeceğim. Merak etmeyin, merak etmeyin. Hadi gözünüzü seveyim, hemen haberle dönün. Ay, aslanı da bırakmasa mıydık orada öylece ne? Ne yapacaktık abla, sırtımızda mı alacaktık adamı? Zafer. Nerede bunlar ya? Nergis. Hırsız. Nerede? Hayır. Hayır. Hayır öyle bir şey değil. Hayır. Hayır. Bakın konuşalım ya. Hayır hayır hayır. Lütfen hanımefendi. Ben ada var ya. Adamın... Aslı amca. Anam bunun ikizi varmış ya. Aslı amca. Anneanne ne yaptın? Aslı amca kim? Acıyor mu Aslan amca? Yok canım geçti. Ama Aslan Beyciğim siz de hiç tanımadığınız evlerde tanımadığınız insanların tanımadığınız mutfaklarında tanımadığınız suları mı içiyorsunuz? Aslan! Aslan ne oldu? Ne oldu aslanım? Ne oldu? Zafer? Kim bunlar? Yo. Uyuyorum ben şu anda. Evet. Birazdan zaten alarm çalacak ve ben mis gibi uyanacağım. Evet. Tansiyonum düştü herhalde. Bir tuzlu ayran mı yapsak? Yok yok. Daha kötü olur. Gaz yapar bu saatte ona. Belma, biraz kendine gelir misin lütfen? Çal alarm. Benim için çal. Yalnız benim için çal alarm. Belma, abartma kendine gel yahu. Zaferciğim, bunlar kim? Ay bunların benim evimde ne işi var? Yahu kaç kere söyledim sana. Ada'nın teyzeleri ve eniştesi. Aslan Bey, hatırlıyorsun davayla kafasına vurmuşsun ya. Zafer, belki çok basit bir soru olacak ama bir kez daha sormak istiyorum.
bütün bu insanların benim evimde ne işi var? Yahu söyledim ya, yeğenlerini merak etmişler. Adayı merak etmişler. Onun için buraya geldiler ve bu gece burada kalacaklar. Artık uzatma, şov yapma. Anne, baba. Biz de buradayız. Misafirlerimiz de burada. Değil mi? Ay, misafir diyorlar. Of. Senin enişteye güvenebiliriz diyorsun yani. Aa, tabii tabii Tuğçe Hanım. Ay, ne cevvaldir o, ne cevvaldir o, ne... Aa, işte bak, bakın, bak ne salına salına. Oh! Ben hazırım. Geldi cevval. Eniştem, eniştem hoş geldin de... Bu çok fazla olmamış mı takım ya? Bu hazırlık niye bu kadar? Adacığım, sen kendini ciddiye almazsan seni kimse ciddiye almaz. Doğru, doğru dedin. Alo? Ada abla benim, ben Elif. Elif? Prenses ne oldu? Acil okula gelmen lazım. Okuldaki çocuklarla kavga ettik. Dayımı falan arayacaklar şimdi. Ama ben önce seni aramak istedim. Tamam tamam prenses, ben hemen geliyorum yanına. Korkma tamam mı? Hadi orada görüşürüz. Ay, kıyamam ya. Elif. Ne oldu? Ha? Okulda kavga etmiş arkadaşlarıyla, beni çağırıyor. Vah vah. Ben gelemiyorum. İyi tamam da sana ne ama bundan şu an? Elif çok düşkündür adaya. Vallahi şuradan şuraya gitmiyorsun. Elif'in yanında Bora gitsin. Dedesi gitsin, anneannesi gitsin canım. Tuğçe Hanım, çocuk korkmuş belli ki. Benim gitmem lazım, ne yapayım? Yüzüstü mü bırakayım çocuğu? Bizi bırakıyorsun ama şu an. Bizi şu an yüzüstü bıraktın. Tamam. Tamam, hadi gitmeyelim oraya. Hadi siz gitmeyin ama ben gideceğim. Ben gideceğim, kızın yanına gideceğim. Sonra Meltem de sizi, sonra beni, onu bunu işini kıtır kıtır yerse adama gelmezsiniz artık. Tamam, ben olmam o zaman. Hadi verin kararınızı, ben gidiyorum. Enişte. Heh. Gülüm, bu takımı sen bir ara çıkar tamam mı? Sıcakta giyme bir daha. Tamam, değil mi? Tamam. Rahat et, çıkar bunu. Tamam, tamam. Ne yapıyoruz? Yürü, hadi gidiyoruz biz de. Hadi. Bismillah. Enişte beyciğim. Ha. Emin misin doğru yere geldiğimize? Adres doğru işte. Aa, şuradaki dükkan bak. İyi bari. Hadi. Kimse yok mu? Aa, öyle bağırılmaz. Bağırılmaz öyle. Öyle bağırılmaz. Ben önden gidiyorum. Tamam. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Sen önden git. Sen tamam. Bir önden git. Hayır, hayır. Şey yapalım. Ben önüne gir. Yok, sen mi öne gir? Hadi yürü. pardon. Kimse yok mu? Hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar Bünyamin Bey. Telefonda görüşmüştük sizinle. Ben Kaplan. Bu da benim şeyim. Ben Asude. Kaplan'ın müstakbel nişanlısı. Düğün hazırlıkları falan işte. Size geldik. Düğün ne zaman Kaplan Bey? Hayırlı olsun, düğün mü var? Kaplancığım bize soruyor. Cevap versene canım aşkım. Sizin düğün. Bizim şeydi. Gelecek ay nasip ise. Dün bu kadar yakın olunca bütün hazırlıklar sıkıştı. Tatlı telaş bunlar. Nasıl yardım edebilirim size? Ah benim nergisim Gonca Gülüm. Bizim çok yakın bir arkadaşımız var Meltem. Amerika'dan dönünce bütün evinin fer forjesini size yaptırmış. Öve öve bitiremedi değil mi aşkım? Evet. Aa, evet Meltem Hanım. Çok değerli müşterimizdir kendisi. 6 ay önce yurt dışından dönünce evinin korkuluklarını biz yaptık. Evet, biz de onun yaptırdıklarına bakalım o zaman. O çünkü çok zevklidir. Ben o zaman ofisten katalogları alıp hemen geliyorum. Olur olur Bünyamin Beyciğim. Ne yapıyorsun acaba? Niye böyle davranıyorsun? Bak, elebaşı hakkında bilgi almak üzereyiz. Sakın bozma. Bunun sorusu kolay. Ben kendimi karıma karşı kirlenmiş hissediyorum. Ne çabuk kirlendin. Bak, planımızı bozmuyorsun. Sakın sakin ol.
Nedir vaziyet? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım Meltem Hanım. İki tuhaf insan geldi, nişanlılarmış. Ancak bir gariplik vardı hallerinde ikisinin de. Her şey için teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde uğrarım size. Kiminle uğraştığının farkında mısın acaba küçük adacık? Alo, selam. Size bir müşteri yönlendireceğim ama önce ufak bir yardımınız lazım. Önce beni arayın, sonra size gönderdiğim mesajı bana geri gönderin. Evet, evet, bu kadar. Detayları sonra konuşuruz. Gözü göz değildi o kızın. Ben ilk gördüğümde anlamıştım zaten. Sıcak, sıcak. Tabii çocukluğunu bildiğimiz için insan duygusallaşıyor. Farklı bir şekilde düşünemiyor. Öyle değil mi Belmacığım? Öyle. Hayır, Ada çok kez söylemiş de tabii kimse inanmayınca. Tabii canım. Ada sürekli söylemiş. Ama Bora Bey ne yapmış? Gerçeklere kulaklarını tıkamış böyle tıkamış. Gerçeklere kulaklarını tıkamış. Bizim Ada çok öngörülüdür. Yani biz onu öyle yetiştirdik Zafer Bey. Şimdi Bora Bey baştan Ada'ya inansaydı, güvenseydi bu yaşananların hiçbiri yaşanmayacaktı. Bizim kızımız hemen öyle herkese güvenmez. Bora da konduramadı demek ki. Yani çocukluğunu bildiği için birlikte büyüdüler çünkü o yüzden. Kusura bakma Zafer'cim, konuşmayayım diyorum ama daha fazla dayanamayacağım. Pardon da sizler neyi ima etmeye çalışıyorsunuz acaba? Ada şöyle, Ada böyle, Ada anlamış, o anlamış. Benim oğlum, yakışıklı Boracığım da her şeyi gayet iyi anlamış kendi zekasıyla. Ada olmasaydı zor anlardı. Ay yeter artık, söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum da yani. Söyleme sen bir şey. Bırakın söylesin. Ha söyleyeyim mi? Ay durun o zaman. Ben Yasemin. Ablam bak çok da sıcak oldu Belma Hanım'a da. Sıcak bastı biraz sanki. Sen koş mutfaktan hepimize böyle birer büyük bardak soğuk su getir. Bir güzel içelim Mert'in üzerine. Getireyim. Bana da ateş basmıştı ateş. Ay. Soğuk su getir Yasemin. Kahve yap Yasemin. Ben evin hizmeti, ben neyim bu evde ya? Her şeyi, her işi ben yapıyorum ya. Anam! Anam! Alo, Rüzgar. Ne yaptın, konuştun mu? Yasemin ablacığım, konuşmak ne kelime? Vallahi yıktım geçtim ortalığı. Ne diyorsun? Anlat çabuk, anlat anlat. Önce bir güzel Tuğçe'yi terk ettim. Sonra aldım adayı karşıma. Dedim kızım böyleyken böyle. Seni seviyorum kadın. Allah! Ne diyorsun ya? Aferin sana. Aferin sana, sende iş var. Aferin sana. Yes! Yes mi? Kime yes? Ne diyorsun oğlum? Yani bende iş var. İş var tabii ki ama adada yok. Yani ada istemedi. Reddedik yine. Kalbim o kadar kırık ki Yasemin ablacığım. Cümlelere dökemem. Paramparça. Deme be. Ama ben inanıyorum. Yani senin desteğinle de olacağına çok inanıyorum. Ya öyle ilk seferde pes etmek olmaz yani. Delikanlı adama sığmaz. Evet. Evet Ayşe ablam ya. Ayşe abla mı? O var ya o Hızır abi. O Hızır abi senin ayaklarına kapanacak ablam. Ben inanıyorum. Aldatmak ne demekmiş canım? Sen kimsin? Aa, yukarıda Allah var ablam. Öpüyorum ablam. Sen inayetine şey sahip çık. Çık sahip çık ablam. Yani yalancı damatları olmasan aslında eğlenceli bir aile biliyor musun Rüzgar? Yasemin! Ay kız bir getiremedin kahveyi. Kız abla hazırladım, bahçeye getiriyordum. Sen niye geldin buraya? Aa. Hı? Aman efendim, niye zahmet ettiniz? Adaya söyleseydiniz yapsaydı zaten her şeyin en iyisini Ada yaptığı için... Kahvenin de en iyisini o yapıverirdi.
Ay rica ederim Belma Hanımcığım. Yani ne dedim ki bu kadar uzatıyorsunuz? Oğlunuza laf mı söyledim? Nergis Hanımcığım, ben size oğluma laf söylediniz mi dedim? Hayır. Benim anlamaya çalıştığım, siz niçin hep adayı yücelten cümleler kuruyorsunuz? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Benim adacığımın yüceltilmeye ihtiyacı yok Belma Hanım. Konuş kız abla. Konuş kız. Peki o halde niçin hep adayı öven cümleler kuruyorsunuz? Hep adayı övüyorsunuz. Belki de göremediğiniz gerçekleri görmenizi istiyorumdur Belma Hanımcığım. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bu gürültü niye? Niye karışma Aslan? Ya, Yasemin sen ablana mukayyet ol. Ben ilaçlarını alıp geliyorum tamam. Çok merak ettim. Acaba neymiş bu gerçekler? Bir söyler misiniz? Ben hazırım duymaya. Söyle kız abla. Söyle kız herkes duysun. Ay yok canım artık söylesem de nafile. Gözünüz öyle bir kör olmuş ki. Aynen. Herkes çok iyi bir adam. Adam. Çocuğu. Ne? Ne? Aslanım, hadi aç gözlerini aşkım be, hadi uyan. Düşünce kafayı vurdu ya, bir travma geçiriyor. Ama kan yok, temiz. Belma kan yok. Aslan kocam benim. Ha, kendine geliyor. Allah'ım ya Rabbim şükür sana ya Rabbim. Allah seni bize bağışladı aşkım benim. Aşkım benim iyi misin aşkım? Hastaneye gidelim mi? Ha, gidelim mi hastaneye? Sen kimsiniz? Sen kimsin mi? Benim karın Nergis. Nergis'in nane şekerim. Ha? Burası neresi ya? Bizim ev. Kalk bak kalk. Dokunma bana. Dokunma bana, dokunma. Ha. Dokunma ya, git. Gitsene ya, gitsene. Git. Git ya, dokunma bana. Nane şekerin. Nane şekerin, Nergis'in burada. Aha, siz de mi buradaydınız? Hah, kendine geldi. Ay ya, şükürler olsun ya Rabbim. Geldik evine, aklım çıkmıyor ya, yemin ediyorum ya. Allah seni enişte. Aslan. Evimizdeki bu insanlar da kim? Anneciğim. Ne? Eyvah. Belma. Anne o gitsin. O gitsin, özellikle o gitsin. Korkuyorum ondan. Ay. Ay. Anne. Allah'ım ya. Oh. Ay abla. Başım döndü. Allah aşkına otur şuraya bir. Kız kaç saat oldu gideli gelmediler. Kocam hastanede, ben buradayım Yasemin. Kocamın yanına bile gidemiyorum. İstemedi adam seni. Tutturdu annemle gideceğim, annemle gideceğim diye. Tövbe estağfurullah annem diyor. Allah'ım sen kocamı bana bağışla yarabbim. Çok önemli bir şey yoktur değil mi inşallah? Yoktur abla, yoktur, merak etme. Adam sadece hafızasını kaybetti. Yani beynine bir reset attı. Hani hepimizi unuttu. Anne diye de kendine Belma Hanım'ı seçti. Vallahi eniştem akıllı adammış ya, ben sana diyeyim yani. İyi yere kapak attı eniştem. Annesi de bayağı iyi yani. Aha. Koskoca dağ gibi adam gözlerimin önünde yere yığıldı kaldı da tutamadım Yasemin, tutamadım. Kendi öz kocam beni tanımıyor ya. İki dakikada unutuverdi. Baht. Kız deme. Sakın deme onu. Tamam tamam, ben gideyim bir çay demleyeyim geldiklerinde. İçeriz. Varım artık. Hadi bakalım Belma. Hadi. Hadi gel bakalım. Annemi isterim ben. Belma. Hadi gel çocuğum. Anneciğim, o insanlar evimizden gitmediler mi daha? Gitmediler. Gidemediler bir türlü. Hiç sevmiyorum o uzun boylu olanı. Güzel ama tipim değil. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Ay,
daha neler yapacak bu insanlar bize Zafer'cim? Belma'cığım, hastalık artık, katlanacağız. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Anneciğim, hadi gel çocuğum. Hadi gel anneciğim, ben senin yanındayım yavrum. Tamam. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Hadi bakalım, gel. Dur, dur, kapat. Nergis Hanım. Ya senin koş, geldiler. Ay, aslanım. Ay. Ay aslanım. Anne, anne, anne. Ben çok korkuyorum, çok korkuyorum. Gidelim buradan. Hadi Belma'cığım, sen oğlunu bahçeye çıkar, hava alsın biraz. Zafer'cığım. Belma lütfen, hadi Belma, hadi. Hadi çocuğum, sen gel de birlikte bahçeye gidelim. Anne, benim çok uykum var. Odama götürüp yatırır mısın beni? Bu kadın bakmasın bana. Ama çocuğum, daha uyku saatine çok var. Hadi biz gidelim de bir havuza bakalım. Biz gel. Hadi. Tamam, tamam. O gelmesin ama, tamam mı? Bakma sen. Korkuyor çocuk, bakma. Tamam, bakma çocuğum sen. Yok kimse burada, gel. Anne. Tamam anneciğim, hadi. Eniştemi de yapma, eniştemi de yapma. Ya yürü Zafer Bey, gözünü seveyim ne olur. Ne dedi doktor, nasılmış durumu, ne olacak o iş? Hiç üzülmeyin. Kafasını vurduğu için geçici bir travma devam ediyor tabii ama kalıcı değil. Bütün tetkikler yapıldı, hiç merak etmeyin, iyileşecek. Kalıcı değil, geçecek yani geçecek, bu durum. Geçecek, geçecek, hiç merak etmeyin. Allah'ım, Allah'ım, sen kocam bana başladın yarabbim. Hani Belma Hanım'ı da o yüzden annesi zannediyor değil mi Zafer Bey? Hani böyle kafaya küt diye vurdu anne. Ay gördünüz mü adam böyle küt diye kaydı gitti adam. Vah, vah, vah. Sormayın, sormayın. Anne aşağı, anne yukarı, anne aşağı, anne yukarı. Ya tutturdu gidiyor. Siz de çok yoruldunuz. Hadi biraz dinlenin, kendinize gelin. Ben de bir aşağı ineyim bakayım. Allah sizden razı olsun. Size nasıl hakkımızı ödeyeceğiz biz? Estağfurullah, ne demek? Şimdi ben de getirdim sizle ama yani kocam beni görmek istemiyor. Ya, ya üzülmeyin, üzülmeyin siz, üzülmeyin. Ben gideyim, her şey düzelecek, her şey düzelecek. Hiç merak etmeyin. Hadi, hadi ben bir gidiyorum. Üzülmeyin. Allah razı olsun. Tabii sizden. Tabii. Belma! Ay Allah'ım ya. Kız abla, bak ben sana ne diyeceğim. Eniştem seni bu evde sittin, seni hatırlamaz. Ne diyorsun Yasemin? Tabii, hatırlamaz yani ama biz... Evimize dönersek, hani Bursa'mıza gidersek eniştem seni kesin hatırlar abla. Ay doğal ortamında kendi evinde hatırlar mı diyorsun? Tabii canım, eniştemi sen sal habitatına, sal doğal ortamına bak. Nasıl aklı yerine geliyor Nergis'im, Nergis'im uygul bahçem der sana. Ya senin saçmalama Allah aşkına ya. Adam benim yüzümü görmek istemiyor, korkuyor benden kocam. Ben onu nasıl alayım da götüreyim şimdi, annesinden nasıl ayrı koyayım? Kız abla, ne yapsak, soğan sarımsak mı koklatsak, hani iyi gelir. Ne bileyim, işe yarar mı diyorsun? Kız deneyelim, denemekten ne çıkar? Dur getiriyorum. Nereden çıkıyor bu koca karı adetleri anlamıyorum ki. Hayır, bu yani böyle soğanla sarımsakla olacak iş mi hayatım? Varsa bir fikriniz, bize paylaşın Belma Hanımcığım lütfen. Ne de olsa kocamı iki kez bayıltan sizsiniz. Anneciğim, bu kadın kocam diye bana mı diyor? Ben çok korkuyorum. Sen sus aslan. Seninle sonra hesaplaşacağız. Artık bilinçaltında neler vardıysa kafanı çarpınca hepsi açığa çıktı maşallah. Görüşeceğiz seninle. Bir kendine gel. Aa, aa. Çok rica ediyorum Nergis Hanım, çok rica ediyorum. Aslan Bey isteyerek yapmıyor ki. Kafasını vurdu. Başa gelen çekilir, hastalık artık. Ne geldi Zafer Bey? Ne geldi? Durup dururken mi geldi bunlar başımıza? Daha ilk geldiğimiz gün kocamın kafasına vurup bayıltan Belma Hanım'dı. Pardon da ben onu hırsız zannedip kafasına tavayla vuruvermiştim. Şimdi benim ne suçum var? Birisi bana bunu söyleyebilir mi? Kendi kendine çarptı düştü. Benim hiçbir suçum yok. Çok rica ediyorum hanımlar. Lütfen yapmayın. Çok rica ediyorum.
Bu sefer de meşgule verdi. Ulan ben o bu salı kumaş tüccarını bir elime geçirirsem var ya. He? Abla, soğanı yardım ortadan ikiye. Şimdi eniştem onu bir güzel koklatırız. Sonra eniştem... Kız işte nerede? Orada. Bana küsüp gitti. Şurada köşe yastığı gibi oturuyordu. Orada kimse yok. Nasıl yok? Aslan! Dışarı mı çıktı yoksa? Aslan! Aslan! Mahmut kendini çocuk zannediyor, bu çocuk aklıyla ne yapacak? Nerede eniştem? Bir canım oğlum falan diye çağırsanız mı acaba? Annesi zannediyor ya sizi, hani annesi de koşarak gelir şimdi. Oğlum. Yukarı bakalım, belki yukarı çıkmıştır. Ay ben dışarı bakayım. Gel, ben dışarı bakayım. Aslan! Yukarı çıkmış olabilir, bizim odaya çıkmış olabilir. Kimsin sen? Asıl sen kimsin? Önce ben sordum. Ben Bora Beylerin aile dostu, ayrıca şirketlerinde de astroloji daire başkanıyım. Yoksa sen Bursalı mısın? Bursa. Kumaş tüccarı mısın? Bursa. Bursalıyım. Bursalıyım, evet. Ah Yasemin ya, bunun için mi terk ettin beni? Ya ben dediklerini hiçbir şey anlamıyorum senin ya. Anlamıyorsun demek. Ha? Dur ben senin anlayacağın dilde anlatayım. Ulan aşkımı çaldın ben. Aşkımı çaldın. Aşk hırsızı seni. Senle mutlu olamaz. Sen ona layık değilsin. Asıl sensin hırsız. Hırsız tipi var sende. Vallahi hırsızsın. Hadi lan orada. Beni oyalıyorsun. Anne! Anne hırsız var. Bu adam hırsız. Anne! Anne! Evren, ne yapıyorsun? Eniştem o benim. Enişte. Evet. Benim kestane şekerim. Öpme ben sana, küsüm ben sana, küs. Ben senin için geldim buralara kadar. İyi tamam Neşem. Dur dur dur, küsüm ama öpmeni istemiyorum, küsüm ben sana. Lan! Öz düşmanı namussuz. Eyvah! Kendine geldi. Aslan! Kimsin lan? Aslan! Aslan! Ne oluyor burada? Aslanım iyi misin? Yavrum kuzum iyi misin? Kuzum iyi misin? Ya iyiyim Nergis. Bir dur Allah aşkına dur ya. Nergis dedi. Allah! Nergis dedi. Nergis dedi. Nergis dedi. Vallahi dedi. Nergis dedi. Oh kuzum Mirtim. Tam zamanında uyandı ya. Müthiş zamanında. Nergis bırak. Geliyorum Yasemin. Çift dayı. Kendiniz yalnız kal. Hadi bakalım. Bunu devireyim Nergis. Sen aslanım. Duyacağım. Geliyorum. Evren değil mi o? Evet. Ne işi var bu insanlarla bu evrenin? Anlamadım. Bilmem.